Hepinize merhabalar, benim canım Arda Beylerlerim ve bu videodan sonra kanalıma yeni katılan aboneler, şu anda başlıktan da anlayacağınız üzere TikTok'ta bana gelen kötü yorumları okuyup seslendireceğim. Birazcık farklı bir parodi tadı alabilirsiniz. Yalnız şöyle bir şey var, TikTok'ta kötü yorum almıyorum. Şu şekilde almıyorum. Videolar atıyorum normal, okey, ama bazı şeylerde bazen böyle insanlar yanlış anlayıp falan olabiliyorlar. Hani ufaktan böyle minik ucundan bir kıt, bir parça, bir lokma linç yiyoruz ufacıktan. Linç yediğim videoları da zaten videoya koyacağım. Bunun evde izlediğiniz zaman neden linç yediğimi anlayacaksınız. Hazırsak zor zahmet bulmuş olduğum kötü yorumları canlandıralım bakalım. Sen de unutuldun be Ardiva. Arkadaşlar nerede gideceğiz ya? Ben tam olarak şey yapamadım da. Bu kim ya? Mavi tiki var. Anlamadım, ne yaptın ki yani? Allah sağlığına kavuştursun. Sakın profilime girmeyin. Bil. Bizim hatamız. A101 depodan kaçmış. Ne bu şimdi? Ne yaptı bu? Lan daha 300 bin takipçisi var. Kim vermiş lan buna tiki? Recep abi. Yazık kafana. Odada video izliyordum. Kör olan dedem geldi. Kapa şu videoyu ya dedi. Dine yönelin biraz. Dine yönelin. Kibar ol biraz. Kibar. Terbiyesiz. Ne var ki bunda yani? Video çekiyor bir de ya. Salak. Gülmeyeceğim. 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 Tamam. Bunu görmemiş gibi yapacağım. Bırakın kendi haline takılsın ya. Abla TikTok'u siliyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Linç Tayfa Turan taktiğine geçiş yapmıştır. Linç. Ben bu internete para ödüyorum. Para. Salak. Bu ne? Kollara bak. Diren gibi. Neresi Diren lan? Salak, Diren görmemişsin sen. Sen eksik kalsaydın bari. Aa, yorumlar yok. Aa abla, bir şey düşürmüşsün. Bu kötü bir yorum değil ama olsun, bunu söylemek istedim. Ya boş boş videolar çekme ya. İzlerken ben utandım. Kim bu, ünlü mü? Tanımıyorum ben. Ya sanki bir yerden tanıdık geliyor ama. Herhalde tost makinesiyle çektiniz ya. Bu ne biçim kamera? Bu nasıl bir kalite? Sen yaşlanmışsın. Sen çok değiştin Ardiva. Çok değiştin. Neden değiştin? Büyüdük. Büyüdük. Bugün de büyüdük. İyi ki bir dövmen var ha. İyi ki de bir gözümüze sokup sokup duruyorsun. Lensi mi kaymış kızın? Kaymış galiba ya. Kim ki bu ya, buluşma yapıyor? Buluşmada sadece senin olmadığına şaşırdım. Çocukları yoldan çevirerek, ya çikolata vereceğim, videoma katılır mısınız diye mi getirttirdin, ne yaptın ya? Abla 4 yaşındayım, buluşmaya gelemedim, annem izin vermedi. Ama bizim mahallenin o tarafta bir anaokulu var, her zaman açık yani, gel bekleriz. Komik mi? Anaokulu çıkışına falan mı gittiniz? Ne yaptınız ya? Bu hale bak ya. Ya Çen benim yorumumu kaldırdın. Oy. Hac işareti mi o? Kolyesinde Hristiyan. Ne tiriz? Ya bak video. Finish. Finish çünkü kötü yorum çok fazla yok ve videom 10 dakika olmadığı için çok sinirliyim. Arkadaşlar videoyu 10 dakika yapmamız lazım. Biliyorsunuz bu benim mottom. 10 dakika olmazsa videoyu atamam. Bırak o anlamıyorum. Evet, gelelim ki konuya. Arkadaşlar kötü yorum genelde gelmiyor. Ama şimdi sizlerle beraber linç yediğimiz ya da kötü yorum yediğimiz, hani linç demeyeyim artık. Öf ya, sanki bir şey olmuş da linç yiyor. 2-3 kişi kötü yorum yapmış salak falan diyeceğinizi bildiğim için, ki siz de bileceksiniz öbür aptallar, küçük loserlar diyeceği için bir parça, bir lokma linç yediğimiz, kötü yorum aldığımız videoları izleteyim size arkadaşlar. Tabii linç falan... Ay. Ne linci be? Ne linci? Kim kime linç atıyor be? Telif yemeyeceğimiz sesler olursa eğer, onu paylaşayım. Eğer telifli olursa da zaten müziğini değiştiririm yani. Beni biliyorsunuz ya. Çok taktikli bir insan olduğum için direkt ayarlayabiliyorum bunu. Videonun içine girme ya. Kameranın içine girdi gözümüz, ağzımız da sok istersen yüzünü. Hadi bakalım şimdi canlı canlı videolara bakıyoruz arkadaşlar. Sizlerle beraber. 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 Evet şimdi bayağı aşağı iniyorum. Bu arada TikTok adresim aşağıda bulunuyor. Ya link falan da koymayacağım. Gidin TikTok'a Ardiva yazın yeter. Zaten mavi rozetli olan benim. Evet ilk lincimiz 5.5 yok. 5.5'tu lan, 300 bin kişi daha izlemiş. 5 milyon 800 bin kişi izlemiş bu videoyu. Telifli olacak şarkısı. O yüzden arkadan ben seslendireceğim şarkıyı, ben söyleyeceğim. Hazır mısınız? Ben hiç hazır değilim. Düştüm mapus samlarına, öğüt veren çok oldu.
Evet, bakıyorum şu anda. Hani ne var ki bu videoda? Moderatör arkadaşım, lütfen bu video burada kalsın. Kendi moderatörüm kendimim yani. Benim, ben. Rabia, lütfen oradaki video kalın. Arkadaşlar, şimdi ben burada neden linç yemişim diye oturup düşündüm. Şimdi genellikle çocuk var. Büyük ihtimal ondan olabilir. Ama yani çok da küçük çocuklar yok orada. Sonunda bir tane çocuk var. Böyle bakıyor, öyle gidiyor. Harbi sinirli yani. Rıdvan'ın üzerine doğru yürüyoruz. Yani pek bir şey olduğunu düşünmüyorum bu videoda. Ne linç ettiniz ki? Ama çok zayıfım orada. Yani bu linç edecek bir şey değil de aşırı zayıfım. 48 kiloyum orada. Şu an 60 kiloyum. Yani aradaki farkı siz düşünün artık, ne diyeyim. Tamam, şimdi diğer linçimize geçiyoruz. Kapat videoyu kızım. Aynen. Devam ediyorum. Bakıyorum hemen. Bunu da hiç linç yememişim. 3,5 milyon izlenmiş ama linç yememişim. Harika. Dur, en son yediğim linçlerden bir tanesi. Muazzam. Buluyorum. Heh, buldum. 2.2 milyon izlenmiş. 104.300 beğenisi var. Videonun üzerinde şey yazıyor. Beyler, şimdiden özür dilerim. Açıklamasında da şey yazıyor. Beyler, şimdiden özür dilerim ama keşfet bunlarla dolu. Hahaha. Ben yapamıyorum diye salladım. Siz devam edin. Hani salladım, dans etmesini bilmiyorum oradakini diyorum. Evet, şimdi izleyelim. Başlatalım. Ding 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 ding. Şimdi arkadaşlar, olay şu ki, keşfette dolaşırken kızlar hep böyle yapıyor. Tamam mı? Erkekler böyle yapıyorlar. Ding 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 yapıyorlar. Bu yüzden ironi bir şekilde böyle bir video yaptım. Ve yüz ifadem de oradan belli oluyor zaten. Falan yapıyorum ama bu aşırı derecede ironi olduğu belli olan ve IQ seviyesi 10'un üzerinde olan insanların, yani gerizekalı insanların bile anlayabileceği bir şey. Ama gerizekalılar, bu ne ya? Bizim hatamız, kusura bakma. Falan yazmışlar. Bakalım, 1411 tane yorum var. Sürekli açıklamaya çalışmışım yorumlarda. Gerizekalı ben. Kime neyi anlatıyorsun salak? Arkadaşlar, nerede gideceğiz? Ben tam şey yapamadım ondan. Ne? Bak, en üstteki yorumları okuyorum. Neye şaşırdım biliyor musunuz? Bundan önce video izledim. 390k takipçisi vardı ama mavi tiki yoktu. Bunun 298k mavi tiki var. Canım, ben YouTuber'ım, YouTuber. Gerizekalı, salak, manyak şey seni. Tipsiz, Muzaffer dayı. Anlamıyor musunuz ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar, TikTok'a kendi isteğim ile katıldım. Evet, aynen. Ama TikTok beni çağırdıktan sonra bir yetkili arkadaşımız dedi ki, hani sen YouTuber'sın, gel bize katıl aramıza. Hani mavi tikini de sana vereceğiz. Hani sen çünkü tanınmış bir insansın. Hani TikTok'ta tanınmıyorum. Zaten normalde de tanınan bir insan olduğum için saltım. Ben tanınıyorum, anladın mı? Sokağa çıktığım zaman herkes beni tanıyor. Bunu ben bile inanmadım. Her neyse, yani oluyor, anladın mı? YouTuber insanlara bunu veriyorlar. Ve ben YouTuber'ım. Ağla yavşak! Tamam, devam edelim. Evet, diyor ki, BİM hatası depoyu etiketlemiş. Depodan kaçmış abi, alabilir miyiz? Yazmış. Bence Allah'tan özür dileyebilirsin. Allah'ım, özür dilerim. Özür dilerim Allah'ım. Alo, linç mi? Yardım et. Linç sayfa! Birisi demiş ki, genel konuşmuş, üstünüze alınmanıza gerek yoktu. Aynen. Salaklar, aynen. Bak, orada ne güzel insanlar beni savunmuş. Ne kadar güzel yapıyorsun demiş, ya da ay ne kadar komik ya falan demiş. İnsanları güldürmek için yapıyorum zaten, amacımız bu. Peki ya her o hareketi yaptığında ağzı neden öyle oluyor? Çünkü ironi yaptığımı belli etmek istiyorum. Anladın mı? Anladın mı ha? Aynen. Bunu yapmaya çalışıyorum kanka, anlamıyorsun sen. Anlamanız gereken nokta da zaten oydu. Yani anlayabileceğiniz nokta oydu. Okey? Okey? Ha? Ay, egolu kız ya, pislik. Bakıyorum. Arkadaşlar, sakın profilime girmeyin. Neden mi yazdırıyorsunuz? Kimse inanmıyor buna, farkında mısınız? Bim demiş ki, kilidi kim açtı? Bim, bak, Bim ekibiyle, A101 ekibiyle, ne bileyim işte Migros ekibiyle falan. Videolarıma güzel yorumlar yaparlar işte. Arduva helal olsun falan filan. Ne bu şimdi canım? Ne bu bir Bim, bu ne, bu ne? Ne bu? Bak, siz o linç tayfadan birisi olursanız bu iş biter. Bu kankalık, bu dostluk, bu muazzam ilişkimiz biter arkadaşlar, yapmayın. Ad Haklı, soyad Haklıoğlu, ana adı Hakiye, baba adı Hakkı. Bu ne lan böyle? Yazık kafana. Neden kızlardan özür dilemedin merak ettim.
Neden kızlardan özür dileyeyim? Erkekler yapıyor bunu dedim. Kızlar çok naif yapıyor dedim. Hani bunu. Ay kime neyi açıklıyorsak artık Allah kahretsin ya. Video olsun diye. Video 10 dakikayı geçsin diye şu anda konuşuyorum. Zaten video 10 dakikayı geçti de ben yine de içeri çalayım dedim. Hoşuma gitti birazcık insanlara şey yapayım. Güzel güzel devam edin böyle. Ama kötü yorum yapmayın ya. Kötü yorum yapmayın. Gerizekalıların mesajlarına böyle kötü yorumlarını okurken. Sinirleniyorum ve gerçekten ağzımdan küfür falan çıkabilir. O yüzden siz güzel takipçilerim videoda yer almak için kötü yorum yaparsanız eğer artık bir Ardivailer olamazsınız. Olamazsınız ve küfür yemiş bir Ardivailer olursanız, Ardivailer olursanız artık bir Ardivailer değilsinizdir. Arkadaşlar bunu lütfen anlayalım yani. Kafayı yedim. Bayağıdır video çekmiyorum da hiç iyi değilim. Çok güzel içerik. Türkiye'nin influencerları bu işte. Sevdin mi, saydın mı, sövdün mü? Ama teşekkür ederim. Kızlar mizah yapamaz. Kanıtı demiş. Aynen bak ne güzel mizah yaptığımı anlamış en azından arkadaş. Konuşamıyorsun abi ya bence artık video bitir. Tamam. Kendi kendime konuşmuyorum saçmalama. Sol insanlar belli. Salak. Salak saçma konuşmayın ya. Salak saçma hareket. Şimdi şey yorumlara şey de. Bak ironi yapıyor gençler bir şey söyleyeyim mi? 1411 tane yorum var. Bayağı vardı. Ve 104.300 tane de beğeni almış. Ve o kadar çok kötü yorum geldi ki. Sen oturursun onları saatler boyunca silersin. Dersin ki videoyu mu silsem? Salak! Salak! Yazık kafana senin! Salak! Millet linçle besleniyor. Linçle ünlü oluyor. Neden reklamın iyisi kötüsü olmaz lafı var ki? Rabia, biraz mantıklı ol. Linç ye ve bundan para kazan. Ben de yediğim linçlerden video çekiyorum arkadaşlar ve kaos ortamı artık benim ortamım. Para kazanacağım. Bu videodan da ne kadar kazanacağım biliyor musunuz? Oyun olsun. 1 dolar 50 sent falan kazanırım herhalde ama olsun. Kafa yani anladın mı? Ay kendime çok cringe oldum. Tam bakıyorum başka linç yediğim videom var mı? Var mı? Ay bak bir tane videom var ama bundan linç yemedim. Video geçti zaten abi ya. 25 dakikadır video çekiyorum anasını satayım. Neyse bu çeynem çok şey oldu. Bayağıdır arkadaşlarımla konuşmuyordum neler görüntü falan. Bir tane video çektim. Bir tane çocuktan gördüm bu arada yani. Şey benim içeriğim değil bu arada. Lütfen. Başkası yapmış. Ama yorumda bir tane çocuk yapmış. Benim içeriğimi almışsın falan. O çocuk değil yani. Kimse gidip de yorumlara tek tek bakıp da o çocuğu bulup da senin içeriğin falan demesi. Neyse. Olay şu. İzleyelim Rabia. Hadi kızım kalk. Saat kaç oldu? Hı? Yakışmıyor artık. Ne? Ne? Yakışmıyor artık. Ne? Kızım kalksana. Yakışmıyor kalk. Bir de kalk. Ne? Ne gece yatmasını bilirim, ne sabah kalkmasını bilirim ya Allah'ım ya. Tamam, burada da şöyle bir olay var. İşte uyanmaya çalıştığınızda aslında hani hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ne falan yapıyorsunuz, okey. 512 tane yorum var, 30.300 tane de beğeni var ve bayağı Instagram sayfaları falan paylaştı. Ve sürekli yorumlarda şöyle bir şey gördüm. Neydi lan? Cart. Cart ne? O kadar çok sinir oldum ki cartın ne olduğunu bilmediğim için. 500 tane, 512 yorumun 480 tanesi neredeyse cart. Ve hepsi de Azerbaycan Türkleri falan. Birkaç kişiye yazdım cart ne? Hani yorumların altına yazıyorum cart ne? Hani herkes neden cart diyor falan diye bir tanesi yazmış. Allah razı olsun internetten bile baktım bak Google'a yazdım. Azerbaycanlar neden cart der? Cidden yaptım bunu. Hani atıyorum ki Türkiye'de şey dersiniz ya ne? Zıt Erenköy. Dersiniz ya Azerbaycan'da da ne dediğin zaman onlar şey diyorlarmış cart. Böyleymiş yani. Onlar da öyle yapıyor biz de böyle yapıyoruz. Bu da bir bilgi arkadaşlar eğer yorumlarda falan görürseniz. Ne bileyim bilgi yazdığınızda bir tane bilgi ekledim işte. Çok da gerekli bir bilgi değildi ama olsun. Her neyse videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve hala bu sahneye kadar izliyorsunuz bıkmadan. Videomuza like atıp. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın Ardivailer'lerim. Saçım koptu. Bye bye.